İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Türk Hava Yolları. Finansal okurlukta farklı bir bakış açısı. Yine hiçbir yerde bulamayacağınız ve bu söylediklerimi de kolay kolay aktarılmayacak, aktarılmayan önemli bir bilgi kriteri diyeyim, öyle isimlendireyim. Şimdi bakın arkadaşlar, 2022'nin yıl sonu bilançosu, yani 6 ay öncesine gidiyoruz ve 1 yıl öncesinin yıl sonu bilançosuyla mukayesesini yapacağız. Kısaca ben konunun önemine binaen nelere bakmanız gerektiğini, nelerin yani nereleri takip etmeniz hususunda ipuçları vereceğim. Şirketin önce bir gelir tablosuna bakalım. Satılan malın maliyeti azalmış, faaliyet giderleri azalmış. Finansman giderleri oldukça belirgin şekilde gerilemiş ve esas faaliyet karlılık payını artırmış. Toplam gelirler içerisinde dönem kar payı hatırı sayılır şekilde artış göstermiş. Şimdi önce hisse senedi yatırımcısı balık hafızalı olmayacak arkadaşlar. Bunun için söylüyorum, hisse senedi yatırımcısı nerede zarar ettiğini, hangi sebeplerden, niçin zarar ettiğini, hangi sebeplerden, niçin para kazandığının muhakkak bilincinde olmalı. Ben hangi yanlışları nerelere kulak verdiğimde, nereleri takip ettiğimde para kaybediyorum ya da ben nasıl bir para kazanıyorum, tesadüfü mü para kazanıyorum yoksa bilinçli mi para kazanıyorum? Para kazanırken hangi kriterler doğrultusunda kazanıyorum? Bunun muhakkak bilincinde olmalı. Şimdi balık hafızalı olmayan bundan 6 ay öncesini İyi hatırlayan yatırımcılar Türk Hava Yolları için bir takım kuruluşlar, raporlar düzenliyorlardı. Hatta bu 2022'nin ikinci çeyreğinden sonra başladı bu rapor yayınlamaları. Yok işte Ağustos'ta koltuk sayıları düştü de, şuydu da, buydu da. Bir takım analistlerin kişisel öngörüleri. Ama tabii bu arada Türk Hava Yolları da kapa destekleyici nitelikte bildirimlerde bulunuyordu. Ama durumdan vazife çıkartıp şahsi düşünceleri, öngörüleri doğrultusunda şirket hakkında o tarihlerde olumsuz raporlar çıkarılmaya başlanmıştı. Ve ben o tarihte Türk Hava Yolları hisse senedi yatırımcılarının durumun ifade edildiği kadar kötü olmadığını, ucuza ellerinden hisse senetlerini kaptırmamaları doğrultusunda bir takım ikazlarda ve telkinlerde bulunmuştum. Şimdi yine sizlere, yatırımcılara direkt şirketlerin bilanço dönemlerinde tek kriter açıklamış oldukları dönem karı üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Ve değerlendirmenin ana kriteri piyasanın beklentileri oluşturuyor arkadaşlar. Yani eğer piyasa beklentilerinin üzerinde
Yani piyasanın kapasitesizliği, yetersizliği burada dile getirilmiyor. Piyasa çok doğru öngörüde ve tahminlerde bulunmuyor da şirket onların bu doğruluğunu bile ekarte edip piyasanın beklentileri üzerinde kar getirmesini şirketin bir başarısıymış gibi veya altında getirmesi şirketin başarısızlığıymış gibi yatırımcıda bir algı operasyonu çekiliyor. Bakalım bu tarihte kar durumuna. Evet, esas faaliyet karlarını artırmış ve finansman giderlerindeki yani maliyeti yüksek giderlerin düşürülmesinde net dönem karın üzerinde büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi burada başka bir yere geleceğim arkadaşlar ve ben bu tarihte şirketin net yabancı para pozisyon açığına bakalım arkadaşlar. Dehşet değil mi? 2021 yılında 107 milyona yakın, 106 milyara yakın bir yabancı para pozisyon açığı var. Üstüne bir yıl içerisinde 6 milyarda ve bu şirketin muazzam bir şekilde yabancı para pozisyon taşıdığını söyleyip olası bir kur atağında bilançoyu olumsuz etkileyip işte yani sat demeseler de kör parmağım kör gözüne misali bir takım olumsuzluklar sundular. Evet doğru yüksek bir yabancı para pozisyon açığına sahip ama ben kardan daha ziyade nakit akış tablosuna bakıyorum. Paradan daha kıymetli. İşletme faaliyetinden nakit girişi %245. Esas faaliyetten yani operasyonlardan nakit girişi %288. Ve işletme faaliyetinden ötürü hazır değerleri 40.513.000 TL artış göstermiş. İşletme faaliyetinden. Bakın varlıklardaki hazır değerlerinden söz etmiyorum. İşletme faaliyetlerinden ötürü hazır değerlerini artırmış mı, azalmış mı? İşletme faaliyetinden nakit girişi artmış mı, azalmış mı? Esas faaliyetlerden nakit girişi artmış mı, azalmış mı? Şimdi arkadaşlar, yatırımların finansmanı için uzun süreli işletme dışı kaynak sağlanması olağan olmakla beraber bir işletme, bir esas faaliyetinden kaynaklanan sürekli nakit açığını fonlamak, iki iştiraklere, bağlı ortaklıklara, sermaye taahhütlerine yerine getirmek, 3. vadesi gelen borçlarının ana para ve faizlerini ödemek için Ponzi olarak tanımlanan spekülatif finansman politikası sonucu finansal borçlarını sürekli artırıyorsa, bu tür bir gelişme işletmenin finansal yapısını giderek bozulduğunu gösteren kritik göstergelerden birini oluşturur. İşletmenin nakit akışında olumsuz gelişmeler, likidite kaybı ve finansal yapının bozulması şeklinde bilançoya yansır. Şimdi bakın biraz önceki anlattıklarıma tek tek ithafen size bilançonun kritik noktalarını, finansal okurluğun kritik noktalarını aktarıyorum. Şu göstermiş olduğum somut verilerle. İşletmenin bilanço günü itibariyle
döviz pozisyonu, yani yabancı para pozisyonu izleyen dönemlerde nakit akımına olası etkisi nakit akım tablosunda yansımaz, görülmez. Bakın, ben şuralarda bunlara dayanarak arkadaşlar elinizden ucuza hisselerinizi kaptırmayın. Evet, doğrudur. Şirketin yüksek ölçekte ve rakamlarda nakit yabancı para pozisyon açığı var. Ama şirket bunun için söylüyordum. İşletme faaliyetinden ve esas faaliyetlerinden nakit girişleri tehlikeye meal olmadığını gösterdiği için emindim bunu söylüyordum. Döviz pozisyon açığı önemli boyutta olan işletmelerde kur artışlarını izleyen dönemde büyük tutarda nakit çıkışına yol açar. Nakit akım tablosu analiz edilirken döviz pozisyonu da dikkate alınmalı. Pozisyon açığı yüksek olan işletmelerde nakit varlığını ve nakit yaratma gücünü daha yüksek olması aranmalıdır. Yani pozisyonu diyorum ki arkadaşlar, kısaca diyorum ki bakın, yabancı para pozisyon açığı yüksek olan şirketlerde işletme faaliyetinden, operasyonlardan nakit girişi yüksek olmalı diyorum. İşte o zaman ben diyorum ki yüksekse buradaki yabancı para pozisyon açığını ben tolere ederim diyorum. Ne zamana kadar? Bozulmayı gördüğüm yere kadar. Ama bu raporlar şu anda gerçeği yansıtmıyor diyordum o gün. Türk Hava Yolları'nın bilançosu açıldı. Gelelim günümüze. Tekrar dönelim. 6 ay sonrasına, bugüne gelelim ve bir önceki yılın yine 6 aylık bilançosuna göre tekrar gözden geçirelim. Güncelleyelim. Ben Türk Hava Yolları için o günkü görüşümü bugün değiştiririm arkadaşlar. Niçin değiştiririm? Bakın, hiç kâra bakmıyorum arkadaşlar. Beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Piyasanın beklentisi üzerinde, piyasanın beklentisinin altında açıkladığı kâr zerre kadar umurumda değil. Hiç ilgilenmiyorum. Bakıyorum rapora istinaden, raporlara istinaden hala yüksek seyretmekte. Yabancı para pozisyon açığı hala yüksek seyretmekte. Ne demiştik? Yabancı para pozisyonu açık olan şirketlerde ben esas faaliyetinden, işletme faaliyetinden, nakit akım tablosundaki yüksek oranı görmek isterim. O zaman ciddiye alırım, tehlikeyi sezerim. Bakıyoruz, bakın 6 ay sonra işler 180 derece döndü. İşletme faaliyetinden nakit girişi %652 azaldı. Arkadaşlar, bu teknikleri, bu finansal okurluğu hiçbir yerde size kimse anlatmaz. Bilen de anlatmaz. Borsa aktörleri içerisinde bilenlerin de olduğuna çok inancım yok. Bakın, kimseyi yargılamıyorum, yadırgamıyorum. Çünkü ben somut hazırlanan raporlara bakıyorum. O raporlar doğrultusunda bu kanıya varıyorum. Ve
Bilançosu açıklanır açıklanmaz Türk Hava Yolları'nda izlediği performansı gördük. Bundan sonrakini de göreceğiz. Ha şu var, Türk Hava Yolları'nın sanki çok iyi bir şeymiş gibi yabancılara satılacağı spekülasyonlarıyla Türk Hava Yolları'nın borsadaki hisseleri fiyatlanıyor. Yatırımcı da bu sanki çok hoşmuş gibi üzerine atlıyor. Ya kardeşim, senin milli değerin yabancı bir kişiye satılıyor. Yani böyle katma değeri yüksek şirketlerin ülkenin milli servetlerinin içerisinde olması taraftarı olan bir kişi olarak söylüyorum bunu. Bakın, esas faaliyetlerden nakit girişi de %891 gibi yüksek oranda azalıyor. Peki biraz önceki değerlendirmeme göre yüksek yabancı para pozisyon açığı olan şirketlerde işletme faaliyetinden, operasyonlardan nakit girişinin yüksek olması beklenir. Azalması değil, artması beklenir. İşte o dönemde o yüzden hiç ciddiye almıyordum raporları, size de relax diyordum. Ucuza hisselerinizi kaptırmayın diyordum. Ama bugün ne yazık ki aynı görüşte değilim. Beni bakın, karı hiç ilgilendirmiyor. Bakalım karına. Bakın, finansman giderleri artmaya başladı arkadaşlar. Benim için finansman giderleri faaliyet giderlerinden daha da önemlidir. Bir önceki o ciddiye almadığım dönemde finansman giderlerinde belirgin şekilde bir azalma vardı. Şimdi bu, bakın bakalım finansman giderlerinin payına %0.64'ten %1.5'a artış gösterdi finansman giderleri. Reel olarak %156 oranında arttı finansman giderleri bir önceki döneme göre. Şirket net dönem karı bir önceki yıla göre 11 milyardan 18 milyara. Reel olarak %14 arttı. Ama SOS vermeye başladı. Niçin? Yabancı para pozisyon açığı yüksek ve işletme faaliyetinden ve operasyonlardan nakit girişi yüksek oranda azalmaya başladı. Ve ne dedik? Finansal yapının bozulması şeklinde de bilançoya yansıyacaktır dedik. Şimdi bilmiyorum, piyasa beklentileri, yani bu piyasanın beklentisini belirleyenler, şirketlerin beklentisi olan aktörler nasıl yorum yapacaklar bilemiyorum. Ama o dönemde satmak için erkendi. Bu dönemde almak için birkaç kez düşünülmesi gerektiğini şahsım adına düşünüyorum. Bu bir tavsiye değil, yanlış anlaşılmasın. Çünkü ben somut, rakamsal verilerle ortaya koyuyorum. Başka bir şey daha var arkadaşlar. Başka bir şey daha var. Varlıklara gidelim. Şimdi bakın arkadaşlar, henüz maddi duran varlıkların öz kaynaklara oranı %53 oranında. %55'ten %53'e çok küçük bir gerileme göstermiş. Ama toplam aktifler içerisinde maddi duran varlıkların payı %16.67. Birikmiş amortismanların payı %17.70.
Yani maddi duran varlıkların aktif büyüklük içerisindeki payından birikmiş amortismanların aktif büyüklük içerisinde payı maddi duran varlıkların üzerinde. Bu şirket kısa süre içerisinde üretim kapasitesine yatırım yapma gereksinimin doğduğunu gösteriyor. Ama uçakları yenileyecektir, ama uçakları bakıma alacaktır. Yani bir üretim veya uçuş taşıma ünitesinde, sermayesinde bir eskime var. Yenilenme gerektiriyor. Yatırım bir külfettir, bir maliyettir, bir giderdir, bir yüktür. Şimdi yabancı para pozisyon açığının da büyük olması ve yatırımların gerektirmesi, arkadaşlar bu şirkete, hissesine iştahı olanların iştahını kaçırabilir. İlla ki kaçıracaktır demiyorum. Yarın gümbür gümbür aşağıya gelecek demiyorum. Yukarıya gitmez demiyorum. Bir de şu bir gerçek var. Baz etkisiyle birlikte mesela bugünü 260 liradan fiyatlamış. Fiyatlayarak kapatmış. Baz etkisiyle olması gereken değerinin altında işlem görüyor. Yani benim bu Türk Hava Yolları değerlendirmemi, Türk Hava Yolları yeni abone olan arkadaşlar, 1,5-2 sene önceki Türk Hava Yolları ile ilgili değerlendirme videolarımı izlesinler. O tarihlerde borsada kaç liradan işlemde görüyormuş ve ben hangi olması gereken fiyatları belirlemişim, ne bir takım neler değerlendirmeler yapmışım. Lütfen oradan geçmişten izleyerek günümüzü takip etsinler. Yani bu adam ahkam mı kesiyor? Bu adam geçmişte ne demiş, gelecekte ne olmuş? Bilinçli yatırımcı zaten bu şekilde değerlendirme yapar. Bir analisti de bu şekilde değerlendirir. Sen geçmişte ne demişin, gelecekte ne olmuş? Kısa vadede değil arkadaşlar. Evet, borsada olması gereken değerinin altında işlem görmesinin ana sebepleri de bundan sonra daha dikkatle incelenmeli. Herhalde daha kapsamlı, daha detaylı, bundan daha kapsamlı, daha detaylı bir şirket için analiz olamaz. Borsadaki performansını bundan sonra yakından takip etmeyi öneririm. Peki arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yarın kaldığımız yerden başka model şirketlerle devam ederiz. Herkese iyi sabahlar diliyorum.